Zımır. Geldim, durun. Günaydın şefim. Yataktan kaldırdık galiba. Günaydın. Hepinize kocaman günaydın. Bugün Kurtköy'deyiz. Öyle. Bu ne hal? Özür dilerim, biraz zor yetiştim ya. Niye? Yakındı diye ben alarmı 5 dakika kalaya kurmuşum. Sonra o ara duymamış uyuyakalmışım. Uyuyakalınca da sizin geldiğinizi öğrendim. Bir koşu geldim ama... Gelmeseydin biz alternatif sunucu bakıyorduk. İşte o sebeple koşarak geldim. Böyle hiç üstümü bile değiştirmedim. Siz biraz beni bekleyin, ben eve gideyim, üstümü değiştireyim, geleyim. O arada birilerine bakacağım. Bu nasıl bir disiplinsizlik? Kabul etmiyorum. Ben bakacağım. Hemen şurada bak. Evim şurada da, köşeye dönünce hemen oradan geliyorum. Utanmadın değil mi bu kılıkta gelmeye? Günaydın herkese, bugün Kurtköy'deyiz. Şef kapımda başlayacak birazdan. Geldim, geliyorum. Aa, hoş geldiniz. Ama Tahsin Bey nerede? Günaydın Fatma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz Fatma Hanımcığım. Tahsin Şef'le çok yakın oturduğunuz için kendisi uyuyakalmış. Geç kalmamak için de pijamalarla gelmiş. Olacak iş mi? Git giyin dedim, gitti. Biliyorsunuz bir süredir yerine yeni bir şef arayışımız var. Bakacağız artık bir çaresine. Neyse, isterseniz salona geçelim. Sohbet edelim o gelene kadar. Tamam, buyurun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Buyurun. Kapıyı aralık bırakalım. Gelirse girsin Tahsin Şef. Tamam, tamam. Buyurun lütfen siz şöyle salonumuza. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz yeniden, sefa getirdiniz dış ses. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Bugün yemeği ben yapacağım size. Ama ben Tahsin Şef'imi bekliyordum. Tahsin Şef'ten daha iyi bir yemek geçmişine sahibim ben. Ya ben Tahsin Şef'imi istiyorum. Ben Tahsin Şef gelecek diye biliyorum. Tahsin Şef işini ciddiye alsaydı uyuyakalmazdı. Bence bir sorun olmuştur. Sanırsam gelir ya. Ciddi ciddi birini bulacaklar ya. Vallahi birini bulacaklar. Uf. Zumur. Kaçıncı kattayım? Yok vallahi ben Tahsin Şef istiyorum. Tamam doğru güzel yaparsınız ama Tahsin Şef olmadan olmaz. O zaman Tahsin Şef gelene kadar siz bize kendinizi tanıtın. O geldiğinde hiçbir şey bilmesin hakkınızda. Olsun, ben ona mutfakta anlatırım ama. Bana anlatın önden. Önden anlatayım size. Ben 1972 Mersin Erdemli doğumluyum. Küçük bir balıkçı kasabasında doğdum, büyüdüm. Biraz geç olsa da evlendim. Sevdiğim adamı aldım ama sonunda. Ondan sonra bir tane oğlum var. Neşeli bir insanım. Bulunduğum her ortamada güzel aura götürürüm. Harika. Zaten kapıyı açar açmaz enerjinizin güzel olduğunu anlamıştım. Tahsin Şef geç kaldığına çok üzülecek. Acaba beni kaçırdığına da mı üzülecek? Benim gibi konuşan birini. Vallahi benim tanıdığım Tahsin Şef şu anda burayı bulmak için deli divane olmuştur. Bloğu da bulur, katı da, daireyi de. İşini asla bana bırakmaz. Bence de bırakmaz. Gelir ya, beni bırakmaz. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Yetiştim Zumur aç. Geldim. Nerede? Kaçıncı kat acaba? Tahsin Şef gelmeden bir çırpıda evi gezelim mi Fatma Hanımcığım? Evim çok sade ama ben kendim çok renkli bir kişiliğim. Çok fazla aksesuarım yok evimde. Çünkü temizlemesi zor. Ya, Fatma abla ya. Ne oluyor Zumur? Ah Tahsin, nerede kaldın? Nerede kaldın mı var abla? Sabah beri koşturuyorum. Ben seni bekledim. Gel, bir yorgunluğum var ya. Gel. Ben Zumur, seni bekledim ama niye geç geldin? Sen beni bekledin de bu bekleme... Zumur, bana bir açıklama yapmak zorundasın. Neyi açıklamamı istiyorsun Tahsin Şef? Biz buraya gelmek için sabahın 4'ünde kalkalım, yollara düşelim. Sen evinde horul horul uyu. Burası senin evine 5 dakika. Yetmezmiş gibi bir de pijamalarınla geliyorsun. Cümlesini de düşünmüş önceden. Evet. Beni nasıl azarlayacağını da düşünmüş. Ama ben dedim ki Tahsin gelir, kesin gelir. Siz devam edin Fatma Hanımcığım aksesuarları anlatmaya. Aksesuarlarım böyle küçük. Bir saniye, aksesuar önemli olan şey değil. Ben burada aksesuarmışım görevi görüyorum. Şef kapımdanın sunucusu Tahsin Küçük bu evin içine geldi ve programa devam ediyoruz. Ablacığım nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Asla bir kelime etmiyorsun. Evlisin. Evliyim, bir oğlum var. Maşallah, subhanallah. Ben onları öğrendim. Biraz geç evlenmiş. Evet, biraz geç evlendim. Bir şey rica edebilir miyim? Oturur musun? Buyurun. Niye? Oturur musun? Rica ediyorum ama. Tamam, biz devam edelim. Ya! Ya!
Bana ne ya? Yemek yapalım. Yemek yapalım. Açılışı yemek, kaçırdım, yemek yapalım. Yemek. Hı. Ne seviyorsun en çok mesela yemekte? Ben her şeyi severim. Hiç ayırt etmiyorsun. Yiyen biriyim, sokakçıyım ben zaten, sokak yemeği. Her şeyi severim derken ki her şeyden odaklanmam gereken şıngır deme sesinin kollarına gidiyorum. Maşallah. Altın severim ben, çok severim altın. Vallahi. Üç yemeği yaptıktan sonra birini aldım güzel gittim. Bu beyaz ama, altın mı? Evet, üstüne renk yaptırdım 22 ayara. Ayarı da sevdim. Altın seviyor Fatma Hanım. Mersinli. Çok hikaye var Fatma Hanım'da. Çok. Donanımlı maşallah. Çok donanımlı. Maşallah. Hayatın içinden elbise geldik. Çok yakışmış. Ay teşekkür turuncu ederim. Sizin için giyindim. Sizin için. Size bir benim hediyem var Tahsin Bey. Yeni programınız hayırlı uğurlu olsun. Kız bir ay oldu. Olsun. Benim evime yeni geldiniz ama. Şöyle Allah nazarlardan korusun sizi İnanır ve mısın, ekibinizi. Ne tezgahlar çatladı, ne evet, tencere tavalar evet düştü. Allah nazarlardan kem gözlerden iki tane takalım ki üst üstüne. Aman ekibimizi de korusun, sizi de korusun Rabbim nazarlardan. Çok pardon. Efendim? Sabah 4'te kalkıp buralara kadar gelen ben, Tahsin Şef'in vermesi gereken püf noktaları veren ben, nasıl yemek yapması gerektiğini anlatan ben, hangi menüyü çıkaracağını söyleyen ben, ama çift nazar boncuğunu alan Tahsin Şef. Ben size daha büyüğünü takarım kuzum. Nerede? Hemen getireyim. Birini sökün bana verin. Yok onu sökmeyeyim, yine getireyim. Hayır onu istiyorum ben. Tahsin verelim mi? Hayır. Paylaşmayı severiz mi? Hayır görmedim, duymadım, bilmedim ya. Böyle yap. Üç maymun oynayacağız. Aynı anda değil. Sen kulağını kapat sen. Ben gözümü kapattım. Biri eksik. Ağzımız. Onu da ben yapıyorum. Tamam. Ben, hiç rol yapmana da ya, gerek kalmayacak. Ne güzel oldu. Paylaşmayı seviyoruz ya. Verelim istedi. Kız verme, kalk gideceğiz mutfağa. Verelim istedi, buyurun. Alayım ben onu. Ben mutfağa gezeceğim. Buyurun gezdim. Devam et istersen. Yok. İyi alıştınız. Yok şefim de gidiyorum. Şefim. Hadi şefim gidelim, hadi gel şefim. Gel böyle, biz işimizi yapalım. Aynen, işimizi yapalım Tahsin şefim. Buyur. Çok tatlı yürümüyor mu? Çok. Dolap. Bir tane fotoğraf. Evet, bu benim oğluşum. Maşallah, küçük bir. Kızım, küçüklü tabii. Küçüklü. Şimdi büyüdü, koydurmuyor resmini artık. He, kızıyor bize. Ama gelişir o. Evet. Zamanla renkli bile görüşür. Ablacığım sen böyle gel. Tamam. Zumurda oradan böyle. Buyursun. Dolabın içini görsün. Fatma Hanım'ın buzdolabına şöyle bir bakınca gözüme ilk salça ve peynir bidonları çarpıyor. Aa, semizotu mu? Çok severim. Aklınızda olsun. Omega 3 deposu semizotunu çiğ yemeye özen gösterin. Sebzelikte bolca domates, yeşil biber, salatalık ve patlıcan var. Tahsin Şef kesin kullanır bu patlıcanları. Aman o mısır konservelerini Tahsin Şef görmesin. Mutlaka kullanmak, yaptığı bir yemeğe katmak ister. Burası da buzdolabının derin dondurucu bölümü. Poşetlerin içinde tereyağları ve kırmızı etler görüyorum. Rafta da pişmeye hazır köfteler var. Bakalım Tahsin Şef Fatma Hanım'ın buzdolabındaki malzemelerle hangi yemekleri yapmaya karar verecek? Bunlar ne böyle? Bunlar kaşar, eski kaşar. Paketledim, kaldırdım. Çok güzel. Bunlar üç tane var. Üç tane var. Biri bana. İşte. Biri sana. Evet, şey biri de Zumur Bey'e. Yok, kabul etmiyorum Zumur Bey'i. Zumura verilen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Alabilir miyim kaşarımı? Neyi? Kaşarımı. Ben hayır veririm. Ben paylaşmayı severim. Allah. Lütfen Tahsin verelim. Tahsin şefim buyurca. Paylaşmayı paylaşalım ben şefim. Ben önce geldi diye mi böyle yapıyorsun? Yok ama paylaşıyoruz şefim. Pastırma var yer misin? Artık senin elinden hiçbir şey yemem. Açsın da yesin kuru et. Burada yeni dünya var. Meyveler var, erik var. Bunları tatlıda kullanırız ya. Bir şey yani bir şeyde kullanırız bunu. Tamam. Yeni dünya. Çünkü bayağıdır görüyoruz değil mi zumur yeni dünya? Malta eriğini görüyoruz. Evet. Yeni dünya. Malta eriği. Yoğurdun var, sütün var. Bu ne? Ay. Köy peyniri. Şefim evet, o köy peyniri. Çok iyi ama. Keçi peyniri. Oo, kuru patlıcan, biber, zumur bak, semizotu. Her şey var evde. Bu nereden gelme? Bu da hiçbir fikrim yok. Samsun'dan gelmiş olabilir. Kim getirdi? Siz aldınız. Yok biz şirketten evet eşimin elemanları göndermiş olabilir bize. Çalışanlardan. Her yer pestil, her yer sucuk. Çoğunu da dağıtmışım şefim. Vallahi helal olsun. Çoğunu da dağıtmışım evet. Aşk. Çünkü benim bir tane çocuğum var. Nasıl tüketeceğiz? Ya. Evet. Doğru. O yüzden de paylaşıyorum. Eşim de yemesin 95 kilo. Tahsin Bey yemesin yani. Ben semiz aldım onun için. Ne yapmış biliyor musun Tahsin Bey? Şu semizi aldım yapacağım ya. Gitmiş kuru et almış. Niye? Ben yatınca kuru et yiyecek. Semizi benle yiyecek. Kuru eti yatınca ben yatınca yiyecek. Öyle. Adam öyle yatarken kuru et yiyor.
İşte böyle taktikler olunca evlenesi geliyor insana. Demek ki böyle şeyler de var. Çok. Değil mi? Acayip. Güzel. Oh, yaz dolabı dolu. Yine sebzeyle arası olmayan bir eş profili. Evet. Ama klasiktir bu ya. Değil mi? Hep nereli? Eşim Sivaslı. Patlıcanı çıkarttım bu arada. Patlıcan yaz mevsimi geldi. Aman efendim yağlı yağlı şaşak şukalar vesaireler tüketiyor. Severim bu arada. Bu suratımı işittiğime bakmayın. Ama alternatif bir şey göstereceğim. Yaz aylarında patlıcanı tüketebileceğiniz en yağsız haliyle şu patlıcanları değerlendirmeyi düşünüyorum. 3 tane yeter mi Tahsin Bey? Şefim. Çıkartırız gerekirse. Tamam. Domatesin var, biberin var. Limonun var. Şefim, düğmeye basalım mı? Senin mi? Nerede o nok düğme? Hani bunu bir şekilde susturabiliyor. Seni nasıl susturacağız? Bu mısır ne böyle kapağı açık? Unutmuşum herhalde kapağını kapatmayı. Olmaz. Değil misin zumurdaki hıncımı? Fatma ablacığım özür dilerim ama bunlar beni gerçekten çok üzüyor. Üzmeyin Tahsin Şefim. Kaç bölüm oldu? Üzmeyin, bak 22 bölümdeyiz. Hala benim yerime birilerini bakmalar. Aa. Tabii. Yok, Tahsin Şefimizi isteriz. Biz. Yok, kesin değil. Biz Tahsin Şefimizi isteriz, kesinlikle. Asla, bu program olmaz Tahsin Şefsin. Ay, güzelliğine, yakışıklılığına bir bakar mısınız? Ya. Bir gözlerini çıkar, şu mavi gözlerini görsünler. Zaman burnumun büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yok, çok güzel bak. Görüyorsunuz değil mi? Yakışıklı, genç, sempatik. Böyle bir şef bulmuşuz. Hey. Mutfağa sokmaz mıyız biz ya? Hey. Sizin gördüğünüzü biz niye göremiyoruz acaba Fatma Hanım? Gözlük tak Zumur. Gözlük tak hayatımın anlamı. Bak ablam kaç yaşında hala çok net görüyor. Sen niye göremiyorsun? Evet. Benim de var uzak gözlüğüm. Bir getireyim. Bir atasözü var, bilir misiniz? Efendim, nedir? Kuzguna yavrusu Şahin görünür. E tabii, ben de biraz anne gözüyle baktım herhalde şefime. E sen de evlat gözüyle baksan ya bana Zumur. Ay yapmayın kuzuma. Allah'tan analarımız var. He? Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz demişler. Onlar sayesinde çok şükürler olsun ki güzel yorumlarınızı her gün okuyorum. Çok iyisiniz, iyi ki varsınız. Ben son canla karar verdiniz ve bunu da bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim hepinize. Öpüyorum sizi. Biliyor musun Tahsin'ciğim, şimdi yemek yapacağız ya şefim. Şöyle pozitif gelelim, dış sesle uğraşmayalım. Yemeğimize sevgimizi katalım, yapalım. O da kendince takılıyor, ne yapsın? Beni diğer programlarla karıştırmayın lütfen. Benim adım dış ses değil, Zumur. Çok zor söyleyemedim onun için. Zumur ne demek? Trabzon yemeği ya. Bunu o yüzden verdik ismini. Yemek adı. Vallahi. O da öyle yemek gibi ya. Ay evet, çok hep tatlı ya. Hep ağzı dolu. Vallahi Zumur'umuz çok tatlı. Baksana bal bal. Kim daha tatlı? Sen. Fatma Hanım tam bizim kafadan şefim. Sen ne burcusun? Hiçbir fikrim yok. Annem zamansız dünyaya getirmiş. Benim mevsimim yok. Dedi ben ölümsüz mevsimler gibiyim. Birebir Tahsin Bey, birebir yazılırsa bu yanlış değil midir Allah aşkına? Bir şey diyeceğim. Gerçekten kıyman da var. Dur onu da şey yapacağım da. Sen doğum tarihin yok mu ya? Ya birebir ama yanlıştır o. Asmalar açınca dünyaya gelmişim ben. Annem öyle söyledi. Bizim şeyde asmalar. De, babamlar da öyle. Ekinler Başak'ta biçildiği zaman işte Mahmut doğmuş. Peşine Hasan doğmuş derler. Ne bileyim işte doğumundaki askere gidiş tarihi mesela. İşte komşunun çocuğu askere gitmişti. Dedemin bir günlüğü var rahmetli. Öyle yazmış. Hasan askere gitti. Bu doğdu. Tabii hani askere gitti tarih de belli değil ama güneş vardı diyor. Allah Allah. Peki Mersin'de asmalar ne zaman açıyor? Nisan gibi açıyor. Nisan, ben öyle biliyorum ve o boğa sanırsam Nisan olan değil mi? Boğadır. 20'sine kadar koç, sonrası boğa. Ben de öyle İnat mısınız? Hiç inat değilim. Ben yemeğe çok düşkün müsünüz? Evet, yemek severim. O zaman boğa burcusunuz. Bana her şeyi söyleyin, 2 dakika küs, sonra abla ne yapıyorsun de hemen normal. Ben de öyleyim. Bir de unuturum ben çok. O zaman bence koçsunuz. Ben çok unuturum bir de yapılanı. Hiç unutmam. Hmm. Tahsin Şef'in yaptığı hiçbir şeyi unutmuyorum. Bu genel hayatındaki üzgüntüyle alakalı bir durum da. Sen kendin mutlu değilsin. Ben seni nasıl mutlu edebilirim? Gel, mutlu edeceğim bir şey var. Karadenizlisin ya. Ya. Kendim var ya. Gel seni mutlu edeyim biraz. Fatma Hanım, Tahsin Şef'i neden çağırdınız? Ben Zumur'u ve ekibi çok merak ediyorum. O yüzden çağırdım. Hem bazlama yap hem tenis oyna Tahsin Bey. Çok yönlü. Zuma. Çok amaçlı. Duydun mu? Fatma Hanım'ın neden çağırdığını duydun mu? İşte ekipmanımı o yüzden buldum. Bugün bununla yemek yapmayacağız. Böyle güzel bir tavayı ne yapıyorsunuz? Sizin işinizle karışanı, ekmeğinizle oynayanı, böyle başınızdan savmak için. Dümdüz tabu ne için bu arada? Gözleme. Vay be. Bazlamayı böyle açıyoruz.
Küçük tüp altında. Telefonun çalıyor sanki. Ama Zumur artık kötü espriler yapmayalım Tahsin şefime. Bak yemeğimize yansıyacak. Sütün var, mısırın var, patlıcanın var. Normalde tek bir tane başlangıç yapardım. Bugün böyle iki tane farklı başlangıcı hızlı pratik şekilde göstermeyi düşünüyorum. Tamam, tamam. Yeni dünyaları tatlıda mı kullanırız, neyle kullanırız bilmiyorum. Soğan, sarımsağım var. Tamam. Bir şekilde bir ana yemekte bulacağım ben. Kendime güveniyorum. Bu zamana kadar hangi gün ev sahibimize yemek yapmadan çıktık. Yani. O yüzden ne yapalım? Önlüğümüzü giyelim. Ya yemesin mi şu enişten bir sizin elinizden yemek? Et yemeği değil mi? Evet, yemesin yaparız mi ya? Yaparız kıymayla güzel bir et yemeği. Şimdi gidelim önlüklerimizi giyelim. Şuraları bir toplayalım. İlk yemeğimiz olan başlangıçlarla açılalım. Nasıl evet, fikir? Güzel fikir. O zaman geri geliyoruz. Bekleyin. Dediniz geç kaldı. Aman şöyle, aman böyle. Ötekileştirdiniz, vurdunuz, ittiniz. Ama dedim ki ben kendimi nasıl affettiririm? Evet. Zumurcuğum, bugün iki tane tarifi bir tarif süresinde yapacağım. Hem bu yaz günlerinde patlıcanı, Allah'ım bu kadar çok patlıcan yağ çekiyor. Yaz gününde fit gezeceğiz. Dallı güllü gömleklerimizi giyeceğiz. Sahilde, kumsalda yürüyeceğiz dediniz. Diyorsunuz, duyuyorum. İşte bu sebeple patlıcanın en az yağ çektiği haliyle size patlıcan hamsisi yapacağım. Duymadınız. Duydunuz. Duydunuz. Yanlış da duymadınız. Patlıcanın en az yağ çektiği hali garantisini veriyorum. Alın kağıdı kalemi elinize. Püf noktası bol, az yağlı patlıcan hamsisi. Bir de üstüne evinizde sütünüz var, mısırınız var. Aman efendim salata yaptım, konservenin kenarında mısır kaldı. Ben bunu nasıl değerlendiririm? Sütle mısır bu kadar yakışır mı diyorsanız da bunun için de sütlü mısır çorbası tarif veriyorum. Vallahi bize yaranmak için daha çok şey yapman lazım. Neyse, en iyisi ben malzemeleri sayayım. Sen iki tarifimizin içinde malzemeleri say, ben de tencereydi, tavaydı derken sizden rica edeyim. Hemen hazırlayalım. Sütlü mısır çorbası için gerekli malzemeler. 1 su bardağı konserve mısır, 1 su bardağı süt, 4 su bardağı içme suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 çay kaşığı tuz, 1 tutam karabiber, 1 tutam muskat cevizi. Patlıcan hamsisi için gerekli malzemeler. 3 adet patlıcan, 1 su bardağı mısır unu. Haşlamak için 4 su bardağı su, yarım limon. Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ. Servis için yoğurt. Patlıcan hamsisi ve çorbayı aynı anda yapacağım ama hepsini de püf noktalarını vererek yapacağım. Ne yapacağız şimdi? Öncelikle sizden ricam şuradaki görmüş olduğunuz sütü, suyu ve mısır ununu karıştırıp ocağa koymakla başlamak. Yağını da bu noktada koyuyoruz. Bakın çok basit. Çorbamız ver için. Ver tencereyi. Bir saniye şefim. Gördün mü Fatma Hanım'ın kıyafetini? Bir dakika ya. Daha da bir güzelleştim değil mi? Yemeğe odaklanmaktan bunu gözün görmedi. Evet Tahsin Bey. Niçin? Nedir? Ama sizi karşılarken özel giyinmek istedim. Mutfağı da temiz kıyafetim, başımı da bağladım. Kıl falan düşmesin yemeklerimize. Hijyene dikkat. Hmm. Ev tam senin istediğin gibi. Balkonu var. Fatma Hanım çok tatlı. İnterneti çekiyor. Her şeyi var. Çok teşekkür ederim. Ferah, geniş, balkonu bol. Rüzgarlı rüzgarlı. Oh serin serin. Üstüne bir dene şen şakrak bir evet, misafirimize geldik. Aramızda kalsın şefim. Fatma Hanım da senin gibi dedikoduyu çok severmiş. Dedikodu değil o. Lütfen. Değil. Dedikodu değil. Evet. Bilgi aktarımı. Evet. İnsanların yaşadığı olayları aynı harfi harfiye bazen bazı kelime ve cümlelerle bunu böyle anlattığımız kişiye daha komik hale getirebilir ya da üzücü hale getirebiliriz. Bu da yaşanılan durumu daha net anlatabilmek için. Evet zaten biz hayatın içinde yaşıyoruz. Ne olacak ki? Yani mübalağa diye bir sanat var. Bir tık evet. Abartabiliriz. Evet. Türk dilinde var mı? İçine katkı bir şey koymadan söyleyelim. Ha, öyle öyle. Bir şey olmaz. Dedikoduya girmiyor o zaman. Mesela biri birini aramış ve mutsuz olduğunu söylemiş. Evet. Şey diyor, ay bir aradı. Sen var ya nasıl ağlıyor biliyor musun? Ağla 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 gözü çıktı. Dedim. Tamam gözü çıkmadı. Yani. Ama ağladı. Yanlış mı? Değil, doğru doğru. Siz ne söylerseniz doğrudur şefim. Bu gözler elektrikli ocaklarda dolma pişiren bile gördü. Evet, pişer ama nasıl pişer bilemedim. Ne koydun tencereye? Sütümüzü, yağımızı, suyumuzu ve mısır unumuzu tencerenin içine attık. Güzelce karıştıra karıştıra onu pişireceğiz. Evet. Ondan sonra bir de mısırımızı, tuzumuzu, karabiberimizi ekleyeceğiz. Ay bir de muskat yakışır. Çok basit, güzelmiş. Ha. Basit, pratik, hiçbir şey yok, zahmet yok. Yaz çorbası. Zumurcum ya, ben bir muskat rendesi sizden alabilir miyim acaba? Bizim çantamızda vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oldu, ona da ben bakayım. Teşekkür. Ya buna çok yakışır. Biraz da muskat rendesi ekleyeceğiz. Bence bunu da yazın, evinizde varsa değerlendiririz. Ha yok, ne yapacağım diye endişe etmeyin. Tuz karabiberle de olur.
Mısırın da konserve olduğu için. Muskat şart değil mi şefim? Değil. Ha tamam. Ama tadını yükseltir. Çünkü muskat sütlü tatlarda çok evet, güzel. Çünkü her olur. Evde olmuyor ya artık olur. Muskat her evde olmuyor normal olarak. Doğru. Muskatın ne olduğunu bilmiyor da olabilirsiniz. Evet. Küçük Hindistan cevizi. Al sana muskat cevizi. O. Bak. Muskat evet. Biraz küçük evde ceviz. Kullandık geçen de biraz. Ha, ekonomi diyorsun. Fatma Hanımcığım dedikodudan hiç hoşlanmam ama Tahsin Şef bir pinti bir pinti. Anlatamam. Kendi evinde bile kullanmaya devam ediyor o muskatı. Ha, cebinde mi taşıyor muskatı yoksa? Şefim, inan sana tıp atıp benzeyen başka bir ev sahibi bulamazdı. Bence de öyle. Bak sen net ikizler burcusun. Doğu olabilir. Annem zamansız doğurmuş kadın. Ne yapayım? Ben zamansız mevsimler gibiyim değil mi? Her zaman farklısın. Karışık duygular değil mi? Ama eğlencelisin. Evet çok. Senin yanında insan yaşlanmaz. Yaşlanmaz. Kocam da yaşlanmaz zaten. Kaç yaşında? Aynı yaşız. Bir ay o benden büyük. Nereden biliyorsun doğum tarihini bilmiyorum da bir ay büyük olduğunu? Biliyorum da o da eşimi, şey ekilirken doğmuş. Eşimin doğum tarihini biliyorum. Ne zaman? 2'ye 2 biz çünkü o gün evlendik. Ha, kimlikte senin 2'ye 2. Yok eşimin Şubat'ın 2. ikisi mi? Ha, eşim 2'ye 2 ben de 1'e 1. Ama kimlikte? Evet ama bir ay büyüğüm eşimden. Benim beynim yandı. Tamam neyse Tahsin boşver zaten adam işte çalışıyor para kazanıyor. Oh en güzeli he. Sen de yiyorsun. Evde herhalde. Tatili sever misin? Çok. Mesela deniz tatili mi yoksa şey mi? Ben denizciyim. Gezmeli mi? Deniz. Nasıl tanıştınız eşinizle? Geç evlenmişsiniz. Evet duydum 31 yaşında evlenmişsiniz. Hey kapıyı tıklayan bile olmadı işte nasıl oldu? Son model aldım hemen. Var ya kaptırmamak için kendim evlenmeyi teklif ettim biliyor musun eşime? Kapıyı tıklayan olmadı uzun bir aradan sonra. Sonra biz bir ben Tahsin Bey. Özür dilerim tam toparlayacağım. Önemli değil senin de başına gelecek bunlar. Güzel şeyler bunlar. Evet güzel şeyler. Ne 31'ine kadar evlenememek mi? Evet ne olacak ki yetiştim valla 17 yaşında oğlum oldu. Ama ben evlenemem neyim eksik? Bunu düşünüyorum mesela erkek olarak 30'dan sonrasının doğru yaş oldu. Şu an mesela şu anki Türkiye'de 30'la birlikte. Konuşamadım. Aa, sakin. Evlilik ağzıma hiç mi bu kadar yakışmadı değil mi? Hiç yakışmadı olmadı. Değiştir. Ama 30'unda evleneceğim. İnşallah, inşallah. Ben mesela çocuk yapmak çok istiyorum. Niye biliyor musun? Niye? Bu genlerin kalması gerekiyor. İnşallah. Tahsin Bey ben de arada bir şey yapsaydım. Yok zahmet etme. Öyle sohbete. Geç kaldım geç. O yüzden ha. Bunların hepsini ben yapacağım. Ha bana şey yapıyorsun sen değil mi? Sen çok tatlısın konuş. Ha. Evlenme teklifini ben yaptım dediniz ya. Ben onu duymadım öyle ya bir şey. Ya ne oldu biliyor musun? Biz evlilik tarihi almışız. Her şey davetiye basılmış. Oturuyoruz arabada. Dedim ki ona şey hani Mustafa sen bana evlenme teklifi ettin mi? Durdu. Biraz resmi benim eşim. Onu sana şey yaptı böyle durdu etrafına bakındı. Benimle evlenir misin dedi. Ben dedim ki zaten nikahlı değil miyiz? Böyle mi edilir yani? Böyle adam tamamen prosedür adamı. Bu onlar prosedür onun için. Evlenme teklifi falan. Vallahi ama romantik adam. Şimdi olsa desen ki ben bir evlilik teklifi istiyorum. Ama size, nasıl olsun isterdi? Ben bir şey size söyleyebilir miyim? Ben 20. yılında aha da bu havuzun başında evlilik teklifi yaptıracağım ona. İnan gelinlik giyeceğim yeniden. Nasıl olduğunu? Tabii. Anlatacağım ben de burada ne yaptım anlatayım. Suyumu döktüm, limonumu sıktım içine, patlıcanlarımı uzun uzun şerit halinde kestim içine koydum. Bunu haşlayacağız derken ki kısım aynı soğuk suyla birlikte tencereye koyacağım. Kaynadıktan bir dakika sonra ocaktan alıp süzeceğim. Amacım burada içindeki acı suyunu dışarı çıkartmak ve süzmek. Sonrasında sığ yağda yani çok az bir yağın içerisinde mısır ununa bulayıp kızartacağım. İşte hamsi adını oradan alıyor. Çünkü biz hamsiyi ne yaparız? Mısır ununa bularız ve kızartırız. Aynı sistemi buradaki patlıcanda da yapıyoruz. O yüzden de patlıcan hamsi diyebiliriz. Karadeniz'de de çok tüketilir ve yapılır. Vallahi bakmadan bunu şey yapma bile... şimdi bunun altını açma. Bakmadan bile yaptık ha bakar mısın şunun güzelliğine? Aynen öyle. Bir çırpma telin var mı böyle? Var bir güzel hemen çırpayım ben. Tam o ısınmaya geldi. Ona mısırını. Tamam. Muskatı onu. Bir rende alabilir miyim senden? Hemen, muskatı hemen, rendelemek hemen için şefim. De aynı zamanda. Tuzunu. Hemen ve karabiberini şefim. Koyduk. Oh. Valla güzel, çok güzel koktu şefim. Mis gibi oldu ha. Nerede rende muskatın? Muskatım burada. Cebinde taşı bundan sonra. kaybedersin vallahi. Şöyle şunu da rendeleyeyim içine. Tamam. Tamam. Kokusu geldi evet. Tamam. Değil mi muskatın da kokusu geldi? Kokusu geldi. Ay çok güzel oldu ya. Biraz ama zumur şunu. Tahsin Bey bu çok basit ve çok güzel bir çorbaymış ya.
Bu çorba hem hızlı hem pratik. 5 dakika. Ben hiç yapmadım vallahi, çok güzelmiş. Mutlaka deneyin. Deneyeceğim. Akşam tüketeceksiniz zaten, yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi bu patlıcanı da ocağa alıyorum. Şefim ona porselen koymanın sebebi taşmasın diye mi? İşte püf nokta. Patlıcan haşlarken biliyorsunuz patlıcan içerisinde hava yoğunluğu fazla olan bir sebze olduğu için suyla birlikte yukarı çıkar. Bu sebeple çıkmasın ve her tarafı eşit de ısıda pişsin diye ne yapıyorum? Üzerine bir porselen kapatıp iyice bastırıyorum ki aynı dengede dursunlar. Bunu ne yapıyoruz? Dolmayı haşlarken de ya da sarmayı haşlarken de, yani pişirirken üzerine tabak koymakla hemen hemen aynı teknik olarak düşünebilirsiniz efendim. Püf nokta. Şefim bu koyuluğu iyi mi? Gayet güzel. Kapatalım. Bir iki dakika daha kaynasın. Kapatacağız. Tamam. Çok güzel oldu ya. Ben bilmiyordum. Çok iyi bir tarif. Hem besleyici bir tarif. Çocuklarımız da içebilir. İçmez mi? Evet. Ya şundan muskatı karabiber tadını az hafiflettiğiniz zaman böyle bebeklere bile içirebileceğiniz çok güzel, evet, hızlı, evet, pratik bir, aynen, çorba. Aynen, ben çok beğendim. Şimdi geniş bir tabak alayım senden şu mısırını koymak için. Hatta hiç pisletme. Dök buna mısırını. Ne? Bir üstünden su geçir onu. Şunun çöpün nerede? Hemen. Hemen ben alayım. Gelme gelme, ben götürürüm. Tamam. Dışarıda şefim. Bu ıslak olur mu? Onu koysam olmaz değil mi? Ne? Kurulayım. Kurulayım. Tabii tabii. İyi olur kurularsan. Şey çok merak ediyorum. 20 yılda yani 20. senende. Şu an 18. senemiz. 2 sene sonra şu havuzun başında evlenme teklifi edecek, gelinlik giyeceğim. Ne istiyor mesela? Ne demeli? Ortam nasıl olmalı? Gül mü, beyaz çiçek mi? Eşim bana her şeyi söyledi. Beni zirveye getirdi. Beni her şeyi yaşattı bana, çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana nasip da dokunayım da iyi. Allah'ım nasip, bu beni şöyle övecek. Ben yokken de arkamdan böyle güzel şeyler konuşacak. Ama bütün olay sende. Niçin? Sen övdüreceksin. Erkekte olacak bu işler, merak etme. Nasıl bir şey hayal ediyorsunuz? Ben böyle güzel bir elbise giymek istiyorum. Beyaz. Evet, ben beyaz karanfil severim. Her yer beyaz karanfil olsun isterim, tamam. Ben böyle bir topuklularla böyle yürüyüp. Hayal et. Hayal et bak. Sonra tutsun elim böyle. Ay 100 kere de öper, neyse geçiyorum. Bu bakır tencerelerin nereden böyle? Bölme hayalimi lütfen, bölme Tahsin, tamam. Bey şefim. Tamam, yemek yapıyoruz ama mutfak ortamında böyle sohbetler oluyor. Oluyor. Güzel şeyler hayal ediyorum. Ne güzel, bizi de davet edersiniz değil mi o mutlu gününüze? Ay ben çok isterim vallahi, buyurun gelin. Takı töreni yapacak mısın? Evet evet. Yap. Takı töreni yap. Ben takı töreni istemem. Takı takılmasını istemiyorsun ama takı seviyorsun altın. Altını kim sevmez ki Tahsin Bey? Herkes sever ama şey, zaman kaybı. Zaten ben hemen orada güzel bir arkadaşlarımı, dostlarımı yapacağım bir şey. Oynayacağım, eğleneceğim diyorsun. Zaten benim arkadaşlarım verir bana takı. Yapmasam da getirirler. Bir köşeye takı kutusu koy. Değil mi? Değerlendirirsem. Bir yere mutlaka takı kutusu koy. Evet. O gelen böyle atsın işini. Yani ellerinden mi kalır yani? O zaman muhakkak Tahsin Şef'i de davet edin. Çünkü o hediyesiz gitmez bir yere. Hediyesiz gelme olur mu? Bir bıçak seti al gel. En sevdiğim. Bıçak seti ne be? Ne? Altın takarım. Bugün sunucuyum. Yani. O hediyelik var böyle gramın yarısı ondan. Sahte de getirsen olur. Getiren oluyor mu acaba düğünlere sahte? Oluyor ya. Tabii. Var. Var. Başınıza bizim gelmiyor. Komşu var ya 20 gün arada kim taktı bunu diye. Hadi. Bütün siteyi alt üst etti vallahi. Kamera koyduğundan da belli olmaz ki nereden belli olacak. Kese tutuyorlar ya, tık atıyor keseye. Ama kesenin bir güzel yanı da şöyle oldu. Kimsenin çeyrek mi yarım mı taktığını bilmiyor. Biz bir keresinde çeyrek taktık ama yarım taktık dedik. Ben adımı yazıp atıyorum keseye. Ama şeydir ya, mesela böyle 200 lira ve üstü takılan takılarda hep isim yazar. Ama işte atıyorum 200 lira üstü takı değil, bir zarfınca bir 10 lira var. Onun üstüne asla isim yazmaz. Ama düğün yapana herkes yardım etmeli. İyi, Allah o zaman da gerçekten düğün aşırı zor. Düğün yapan herkese yardım etmeli Allah. Öyle olan olmayana versin Tahsin'cim, ne yapalım şefim. Gel. Sen de ver artık bir şeyler şefim. He yani, bilgi veriyor Tahsin. Şimdi o kadar. Şimdi bu mısırını böyle kabın içine koydum bu arada. Patlıcanlarım da istediğim seviyeye gayet geldi. Bakın fokurdamaya başladı. Bir dakikada oldu, o yüzden alıyorum. Fokurdadığını görüyorsunuzdur. Şimdi bakın siyah acı suyu çıktı. Bir süzgeç isteyeceğim senden bunları süzmek için. Sence mutfağım rahat mıdır Tahsin Bey? Şey, mutfağın gayet çok, ya şey, çok iyi. Geniş, ferah, beyaz. Değil mi? Temiz, düzenli. Çok şükür. Tamam, bunu onun içine dökelim. Süzeceğim. Altında şeyi var, hiç problem olmaz. Şimdi şu porseleni çıkartacağım sadece.
elimizi yakmayalım. Yok, yakmaz. Şefim, bir bölümü de senin evinde çekelim. Ona da ben konuk geleyim. Sen kapıma gel. Evet. Yapalım mı? Ama bu sefer şef kapımda değil. Formatı o kız Umur. Şefin kapısında deriz o bölüme. Değil mi? Bir kere de ne olacak? Evi kirlenmesin diye güvenlikten bile geçemeyiz. Aldırmaz bizi. Aldırmaz mısın Tahsin Bey, şefim? Hayatım, bana hep böyle seslenin bundan sonra. Tahsin Bey, şefim. Ama şimdi şöyle, yani ekranda ismini hitap edildiğinde çok güzel olmuyor, o yüzden. Yok yok, ondan değil ama güzel, sevdim bunu. Ha. Normal arkadaşlarıma seslendim az önce. Bana Tahsin Bey, şefim diye seslenin, evet. Bırak. Telefonlarınızda da beni öyle kaydedin. Şefim, her ünvanınız var, isminiz var. Bey zaten yakışır. Mesleğiniz de şef. Üç tane ünvanı kullanıyorum daha. De başına yakışıklı mı? Yakışıklı Tahsin Bey, şefim. Uzun. Tahsin Bey'in yakışıklı şefim. Yakışıklıyı bir düşündün. Şimdi şöyle tavayı ocağımıza alalım. En büyük, en altı yanabilen büyük bölüme koydum. En sona kadar yakın. Bu limonu da içinden alacağız. Yok yok, bu limon kararmasın için koyduk. Evet. Patlıcanlar. Ya hem kararmamasın diye şey yani, bir de aslında mayhoşluk da versin istedim limon suyunda. Başlarken. Yani suda ben bekletmedim ya, acısını aldım patlıcanın. Normalde yapsak olur mu? Nasıl yani? Yani normalde hani bu şekilde bir yemek yapıyoruz ya, kızartma ağır oluyor diye hafif haşlayarak limon koysak olur mu? Olur tabii, olur. Vallahi çok güzel ya, bak İlk bunu bilmiyorum. İlk acısını çıkartma ya, patlıcanın acısını çıkartmanın bunu genelde noktası. Çoğu insan bilmez. Kimse. Kimse bilmez yani. Bilerini ben mi anlatayım? O klasik yemek programları, biz öyle değiliz. Şöyle dibine gezdiriyorum. Bakın. Çok az bir yağ. Aynen öyle. Tavanın dibi görecek kadar yağ koydum. Ardından haşlanmış patlıcanlarımı şöyle mısır unuyla bulayacağım. Evinizde yoğurdunuz varsa bunu yoğurtla birlikte tüketin. Size garanti veriyorum. Bakın, garanti veriyorum. Yiyebileceğiniz en az yağ çekmiş ve en lezzetli patlıcan kızartmasını yiyeceksiniz. Garanti ya. Kesin. Net. Çok tatlı değil mi? Çok. Maşallah, subhanallah ya. Siz de öyle. Hepiniz öyle. Ben hepinizi seviyorum. İyi ki geldiniz. Daha çok kimi sevdiniz? En çok Zumur'u sevdim. Gözlüğüne bakar mısın? Karizmaya. Ooo. Bana yakışıklı derken 5 saniye düşünüp ona karizma diyemezsin. Vallahi. He? Esmer Yağız delikanlı. Ne yaparsın? Gerçekler öyle. Yani yalan söyleyemem ama gerçekler öyle. Kızın olsa alır mıydın? Kızım olsa bilmiyorum, Esmer, benim kızım Esmer olurdu, ben Esmer'im ya. O sarışın daha iyi olur ona, Zumur'a. Evliyim ama ben. O zaman, ay çok ayıp ettik, özür dileriz eşinden. Yüzük takmıyor ama, getir elini. Getir, getir, getir. Olsun, benim eşim getir, de takmıyor. Getir, o gün hadi unutmuştu. Ne Aa, oldu şimdi? Bakar mısın, izi çıkmış, izi resmen çıkmış. İzi çıkmış. İzi gitsin diye takmıyorum zaten. Ne? Ne? İzi kalmalı. Gerçi kalbinde iz edemediyse formanda iz etse ne olur da. Şamurat izi kalsın yapıyorsun şefim. Hiçbir şey yapmıyorum. Buradan yengeye sesleniyorum. Yengeciğim, Zumur'a mukayyet ol. Ama benim... Mukayyet ol, çekime gelirken yüzük takmıyor. Benim eşim de takmıyor Tahsin Bey. Hiç takmadı. Buradan enişte Bey'e de seslen istersen. Mustafa Bey, takmazsan takma, umurumda değil. Sen ne dikizler burcusun. Bunu defalarca söyledim, yine söyleyeceğim. Bir gün yaşlanırsam net böyle olacağım. Umurumda değil. Yaşlanırsam mı dedin? Küçük adam. Ben küçük değilim ya. Şefim, küstünüz mü bana? Yok. Yok, şefim küsmez. Annelere küsülmez. Aa, çok ayıp. Annelere küsülmez. Yine suçlu ben oldum ya, bütün hakareti yedim, yedim, yedim. Ay, eşimde de böyle oluyor biliyor musun? Sonra geliyor diyor ki, ben ne yaptım Fatma gene? Sonra öyle deyince unutuyorum ne yaptığını. Gülmekten ağlayacağım herhalde bugün. Bakar mısın? Sonra unutuyorum o ne yaptığını. Oysa hiçbir şey yapmamıştır ha. O gün ben o moddayımdır. Ağzım açık izliyorum. Senle yaşlanılmaz. İnşallah. Benle de. Biz de yaşlanılmaz. Evet, biz hayata hayat katarız. Evet. O ne öyle sessiz? Eğleniniz ne bilir? Her şey tamam diyen evliyiz. Evet, hiç az etmem. Her şey hayır diyen de uyuz da bu arada. Şey ya, sessiz sessizliği hiç sevmem. Onun de, ben hayatta en çok merak ettiğim o, biliyor musun? Hani böyle dururlar, bakarlar, ederler ya. Ne düşünüyor diye çok merak ederim. Şimdi bu beni yiyecek, bu beni yiyecek diye. Bir nebze bir şeysiniz gibi. Hı. Ama sessizden ömrü hayatım boyunca hep korktum. Ben çok korkarım. Ben konuşan insan kendini belli eden insandır. Sessiz hiç. Şimdi şöyle. Ay çok güzel olacaklar ha. Oh. Bunlar böyle kızarıyor. Ben de bir taraftan diğerlerini yaptım. Hatta altını da yükselttim. Biz o zaman çorbamızı yaptık. Biz bu patlıcanların hepsini aynı şekilde kızartalım.
Hem bunu çorbamızı da zaten 5 dakika hazırlamıştık. Ortalığı da bir toplayalım. Ana yemekle buluşalım. Meyveden tatlı yapacağım dedim. Şaşırmadınız. Ama meyveden kebap yapacağım. Hadi biz siz bir şaşırın. Biz de şöyle bir ortalığı toplayalım. Geliyoruz. Çok güzel. Bir çorba yapılacak vakitte ne yaptık? 2 tane başlangıç yaptık. Biri tam masanın ortasına, diğerleri de kaselere koymak üzere çorba. Şimdi ne yapacağız? Ben ana yemek yapacağız. Bakın, evde kronometreyi açın. Bir kenara koyun. Şunu yapıp fırına atmanız 10 dakika. Sadece bizim gibi çok konuşmamanız lazım. 10 dakikalık bir ana yemek, bir kebap veriyoruz. Hem de yeni dünya zumurun demisiyle, malta eriğiyle çok güzel bir fırında kebap yapacağız. Bunu yaptıktan sonra dilerseniz lavaş alabilir. Yanına bir lavaş yapabilir. Böyle güzelce kebabı ezip lavaşın içine yayıp lap yiyebilirsiniz. Meyveyi kebabın içinde düşünemiyorum. O yüzden bakıyorum şefim. Osmanlı mutfaklarında biliyorsunuz ki zaten ilk zamanlarda biz domatesi zehirli bulmuşuz, biliyor musunuz Umur? Domatesi ekmişiz, yeşirken görmüşüz, demişiz ki bu güzel. Sonra bu kızarınca bütün halk korkmuşuz. Kızaran şeyler o zaman zaten zehirli algısıyla bir uzak durmuşuz, yememişiz biz domatesi. Tabii sonradan dış ülkelerle toplantı masalarında tüketilip yenildiğini, yani bir başkasının yediğini görünce bunlara bir şey olmuyor deyip biz de yiyebiliriz demişiz. O yüzden domates salçaları vesaire bizim mutfağımıza çok sonradan giren yemekler aslında. Biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Aslında böyle yeni bilgilerle birlikte ne yapmış olduk? Biz meyvenin yemeklere girebildiğini gördük. Çünkü mutancanalar var etlerin yanında, böyle kureyliklerle pişmeler vesaireler. Bu da aslında ona örnek, Gaziantep yöresine ait çok lezzetli bir yemek. Zaten kendiliğinden ne şekeri çok yüksektir ne de mayhoş bir meyvedir. Böyle ortadadır bunun tadı. Haksız mı? Aynen. Bilirsin, yediniz daha önce. Yemediyseniz de alın, mutlaka tüketin. Bu yemeğe de ne yapmış oluyor? Bakın, nar ekşisi yok. Ne bileyim, ekşi bir sumak yok. Limon yok. Dengeleyecek. Şeker ilavesi yok. Tuzlu ve tatlılığı dengeleyebilen, aslında bu pişince içine etin aromasını da çekip sebzelerle birleştiğinde gayet keyifli bir hale gelebilen bir Antep, yani Gaziantep yöresine ait bir yemek. Şimdi bunu yaparken nelere dikkat edeceğiz? Hiçbir şeye. Çok basit. Yani gerçekten yapabileceğiniz en basit. Zaten Gaziantep'lerde nedir kebaplar vesaire, o bölgelerde özellikle. Evde yemek 2 dakika yapılır, tepsiye dizilir. Mahalledeki fırına yollanır, pişer gelir. Ocak evde çok tüketilen ve kullanılan bir şey değildir. Ve çoğu yemekle, hatta %90 yemekler de fırında pişer. Fırında. Bu kadar güzel bilgileri verince de biz ne yapalım? Yeni dünya kebabımız için malzemeleri saymanı istiyorum Zumurcuğum. Hadi, bugün çok yoruldun, sayayım bari. Yeni dünya kebabı için gerekli malzemeler: yarım kilo yeni dünya, yarım kilo yağlı köfteli kıyma, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ. Üzeri için 2 adet taze domates, 3 adet yeşil biber, 1 adet kuru soğan. Bir tane kap alacağız. Ben bu arada kesme tahtamı ve bıçağımı aldım. Bir tane kabın içerisinde şu malzemeleri bir araya getirmenizi istiyorum. Bir cam bir kap mı vereyim? Yok, siz onu da alacağım fırına atmak için, ama öncelikle şu kıymayı yoğurmanız için bir sizden kap isteyeceğim. Hemen. Şu biberleri şöyle buraya koyayım. Bunları en son fırına atarken bunlarla birlikte ekleyeceğiz, böyle güzel gözükecek. Bu iyi midir? İyidir. Şu suyunu iyice süselim. Kıymayı. Oh. Tuzu, karabiberi, evdeki yağınız, böyle hani kebaba uygun bir yağ oranı biraz fazla olmadığı için ben sıvı yağın yarısını içerisine ekliyorum ki yağ oranını biraz arttırayım. Yani daha yumuşak olsun. Ama biz şefim ne yapacağımızı bilmediğimiz için. Ya biz de öyle, aynı mesela kurbandaki kıymalarda hep kesilen, yani biçilme şekli hep aynı oranda oluyor. O yüzden kebaplıkta, çiğ köftelikte vesaire ayıramaz. Güzel bir şey oldu mu kasaptan isteyip alabiliriz zaten. Bu yağı arttırmak için de koydum. Siz dilerseniz hepsini cam kabınızın içine böyle serip öyle de pişirebilirsiniz, ya da tepsinin içine. Ben sadece bunun yağ oranı daha yumuşak olsun diye sizden bunu yoğurmanızı rica edeceğim. Hemen ellerimi yıkayayım şefim. Mükemmel. Şu tabağı şöyle kaldırayım. Güldük, eğlendik. Sen hiç mi üzülmezsin? Ben mi? Evet. Ben üzülürüm. Çok neye? Üzülürüm. Mesela seni ne üzer? Ben en çok çocuklarla ilgili durumlar üzer. Ben çok çocuk düşkünü bir anneyim. Kimin ya da neyin olduğunu hiç önemi yok. Sadece benim için hayatımda çocuklar var. Bakın, ayıklaması da çok basit. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Sadece şu içini kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun gizli çekirdekleri olur. Mesela burada var bir tane. Hemen. Şu zarı. Çekirdekten kastım, pardon. Şu zarı da parmağınızın şöyle itmenizde alabileceğiniz için
sizi rahatsız etmeyecektir yerken. Kabuğunu soymanıza kesinlikle gerek yok. Kabuk bunun içindeki suyu tutacak ve bunun ekşisi köfteye, köftenin aroması da bunun içine ilave olacak. Çok merak ediyorum vallahi. Hiç yemediniz mi? Hiç yemedim. İlk Antep'te defa çok duyuyorum. Çok güzel aslında. İlk defa da duyuyorum ve ilk de çok düşündüm siz böyle söyleyince. Yani bunun stili biraz böyle sarımsak kebapları, işte atıyorum soğan kebabı gibi, domates içine mi kebabı gibi. Ya şöyle ortasına koyacağız, böyle kapatacağız bunu böyle. Ay, burada köfte güzel olacak. Böyle böyle sıra sıra diyeceğiz. Biber, domates, soğan da koyacağız. Bunun aroması var ya, inanılmaz olur. Bence de öyle. Çok güzel aroma verir. Ben kötü tarif veririm. Asla. Yani sen nasıl mümkün değil, düşünemeyiz bile. Kötü tarif ne demek? Impossible. Yani. Böyle içlerini de ayıklıyoruz. Kenara ben bunları hızlıca yapacağım. Ben pazarda meyve seçmeyi, sebze seçmeyi çok severim biliyor musun? Pazarda insanları kandıran bir şey söyleyelim mi bu arada? Söyleyelim. Dikkat ettiniz mi hiç domateslere kırmızı şemsiyenin altında satılır? Renk. Ay, her şeyi de bilmeyeyim yani ya. Aman. Kırmızı rengin altında ne satılır? Domates. Yeşil, mesela yeşilliği bolulu olan bir yere gidin, böyle maydanoz, zumarulu, biberi olan bir yere gidin. Şemsiye yeşil renktir. Niye? Güneş vurur o şemsiye, o şemsiye de sebzeye, meyveye vurur. Öylelikle de renk algısı. Yapmayın bunu. Buradan manalara sesleniyorum. Pazarcı abilerime sesleniyorum, yapmayın bunu. Artık püf noktayı verdim. Bizim annelerimiz gelecek, bakacak. Ah, yukarıda kırmızı. Hemen telefonunuzun flaşını açık tutun domatese. Tamamen kırmızı mı anlayın, değil mi? Evet, 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 haklısın. Onlar köfte yapmaya da başladın. Yapmayayım mı? Yap, yap. Hani söylediniz ya. Doğru. Hani, helal olsun. Mantık. İşte akıllı kadın. Ne kadar alaylı olsan da benim de bilgilerim var. Biliyor okul, musun? Eğitim ne seviyede? Benim ortaokul. Ortaokul. Bölüm ya, var mıydı o yok, zamanlar? Yok, yok, düz. Normal düz. Ama yalnız yani iyi eğitimde aldım. Bak ilk defa görmesine rağmen nasıl yapacaksın yani, en ufak triklerle birlikte hemen çözebiliyor. Yemekle aranız nasıl Fatma Hanım? Ben yemek yapmayı çok severim. Yemekle aram da çok iyi. Böyle değişik lezzetleri, değişik tatları çok severim. Yani araştırırım da. Hatta şey, bir keresinde beni bir restorancı zorla dışarı çıkarttı biliyor musun? Tahsin şefim. Niye biliyor musun? Ne var ki bir saat sos öğrensem dedim. O da hayır, şefim veremez dedi. Hem evet, müşteriyken gittiniz, beni yemeği yediniz, sosu beğendiniz, tarif ısrarla sordunuz. Hayır, geleyim arada iki saat şurada durayım, sosu öğreneyim dedim. Ya yapma, insanların önünü kesmeyin, öğretin. Ama işletme de para kazanıyor ondan. Ama ne var ki? Sana yapsalar. Bana mı? Ya tabii ki de para kazandığın bir şeyin tarifini vermezsin. Ya da vermedi zaten. Sen yemekleri paylaşıyor musun? Ben paylaşırım. Mesela? Neyi paylaşayım ben? Ben öyle bir şeyim yok ki hani. Mesela yaptığın tarif falan verir misin insanlara? Veririm. Veririm ve söylerim de bu çok güzel oldu, böyle yapalım, şöyle yapalım diye. Ama biz kadınlar arasında ticari değil tabii, normal. Onun yaptığı da normal yani, sonradan normal dedim. Peki şimdi evdesiniz, çok hı-hı lezzetli bir yemek yaptınız. Hı. Pişirirken bile kokusu bütün evi sardı. Oh mis. Bayıldınız, sofraya koydunuz. Hı. Dediniz ki üf, mükemmel oldu bu. Hı-hı. Eşiniz de dedi ki ya dedi Fatma. Heh. Bunu dedi ben yiyeyim, sen dedi bundan yeme. Azıcık uzattı böyle, kalanın önüne almaya çalıştı. Ne yaparsın? Mesela bu güzel ya, bunu tek ben yiyip bitirmeliyim. Bana ne diğerlerinden? Nasıl yani? Yaptığınız bir yemeği eşiniz veya oğlunuzla paylaşmaz mısınız? Ya. O ayrı. Yani şöyle, ben paylaşmayı derken, atıyorum bir yere gittim. Çok güzel bir şey var. Aman aman bunu da işte oraya taşıyayım, buraya taşıyayım diye uğraşmam. Güzelse ben yer kalkarım. Yani o anlamda ben paylaşmayı sevmiyorum. Bu küçükken de olur, Mevlüt'e giderdi mesela annelerimiz falan. Kim anne çocuğuna pilav getirmez. Kimisi de yemez. Evet. Hemen peki, bir tabak da alayım üstüne koyacağım, eve getireceğim, çocuğum beklerdi. Benim öyle bir yengem var. Allah. Harbi ha. Gerçekten var. Bizim alırdı böyle şey, annem öyle der ki yersin yani, burada evde de tavuklu pilav yapıyorum der mesela. Öbürü bir çikolata verirsin, bir kap dondurma verirsin, bir şey verirsin, hemen getir, ay oğlum ye ye ye. Sanki hiç görmedi. Evet evet, yapmayın, öyle var. Bizim komşu da yapmıştı bir kere. Bunun üstüne biraz yedi yedi, üstüne biraz daha koyun, beni eve götüreceğim dedi. Gerçekten ikiniz de dedikoduyu hiç sevmiyorsunuz. Ama bu dedikodu değil değil mi? Olanı gerçekler anlatma. Gördük, yaşadık biz de. Biz size aktarıyoruz yani bunu. Yanlış. İsim verdin mi? Sevmiyorum diyenler bence daha çok yapıyordur. Değil mi Tahsin Bey? Yok yok, öyle değilse kafa düşerse. Sen hep bizi kötülüyorsun. Biz iyiyiz. Dışarıdan izleyenler şunu düşünüyor. İki dakika önce kurduğu cümleyle iki dakika sonra kurduğu cümle aynı değil. Zaten ben çok... Benim... Hayır, ben zaten çok tutarlı biri değilim ki. İstediğim gibi konuşurum, kime ne ya? İyisi de kötüsüyle. Aa, artık o kadar da herkese her şey söylenilmez ya, değil mi? Hem de bu yaştan sonra. Sana belli bir yaştan sonra söyledi. Yaşına laf etti. Etsin.
Ben yaşımla mutluyum. Biliyor musun? Biz bayanlar, artık bayanlar diye söylemeyeyim de genelde insanlar 40'ını devirdikten sonra yaşama daha farklı bakıyor, biliyor musun? Küçük detaylara takılmıyor, daha pozitif oluyor. Gezmek, tozmak, yemek, içmek istiyor. Yani daha kaliteli yaşamak istiyor belirli bir yaştan sonra, evet. Ama öyle de olması gerekiyor. Ama çünkü neden biliyor musun? Gençken çok mücadele veriyorsun, yoruluyorsun. Diyorsun ki artık yavaş aynen yavaş yavaş ben özüme döneyim, kendimle barışık olayım, mutlu olayım istiyor. Yani bunun kadın erkeği fark et, kadın diye bir şey yok. Erkekler de aynı bence. Emekli olayım, köyüme gideyim, rahat yaşayayım. Babam. Yani öyle. 3 kuruş para gelsin eline arsayı düzleyeceğim. Uçuruma doğru teras yapacağım. Ya da oraya bir meyveler ekeceğim. Ağaç dikeceğim. Arı besleyeceğim. Evet. Bu hayata dönüyor. Çünkü neden? O hayata dönüyor ve daha mutlu. Mutlu olduğu işi yapıyoruz yani. Doğru. Çocukluğunu bir de öyle geçirmiş babam. Tabii. Yani o yüzden ona dönmek istiyor. Ben şöyle diyordum mesela memleketimden ayrıldığım zaman hiç buraya istemem, gitmek istemem falan diyordum. Ama belirli bir yaş geldi. Ben köyü sevmeye başladım Tahsin Bey. Vallahi ben normalde köyü hiç sevmezdim. Ama niye yine? Gençken hiç sevmezdim biliyor musun? Yok ben yapamam. Yani 2 gün evet kafa dinlemeye gittim. Ama işte artık özlüyorsun. Yaşamın böyle gidiyor, ellerinden gidiyor. Özlüyorsun yani memleketini, her şeyi. Bugün dese ki eşin, hadi satak buradaki ne var ne yok. Gidelim bir dağın tepesine. Evet. Ev alacağız. Gitmem. İyi günler Mustafa Bey, iyi günler. Selam söyle benden soranlara derim. Niye gidiyorsun? Az önce sen köyü sevmeye başladın dedin ya. Sürdür, oradan başında da kalamam yani. Köyse. Çok aynıyız. Hem de çok. Çok aynıyız ve sen kesinlikle ikizler burcusun. Bence de canım benim. Bir senle bir dedikodu kahvesi bir açsak ya da bir otursak bir dertleşsek. Neden? Bir anlatsak çünkü böyle bir sanki bir cümlelerimiz birbirini tutmuyor ve sürekli ruh halimiz değişiyor gibi. Evet. Normal bir şey değil ama hani. Bence normal. Sabit fikirlileri hiç sevmem ben. Nedir bu yani? Hayatta böyle sabit fikirlilik mi var? Kırmızı çizgi. Nedir kırmızı çizgi? Moral geç artık. Senin kırmızı çizgin. Ve belli başlı sinirlenmişsin. Evet sinirleniyorum. Eşi çok sakin biri mi? Çok aşırı. Yok ama eşim iyi. Allah için iyidir. Gerçek söylüyorum ama bir dediğimi iki yapmaz. Allah razı olsun ama siz de bir kararsız gibisiniz. Ya duruma göre olmak lazım. Bu nedir? Kırmızı çizgi, mor çizgi, ağ çizgi. Sanki şey. Doğru. Haklı. Haklı. Duruma göre duvarlarınızı aşın. Duruma göre hareket edersin ya. Üzüntülüysen ağlarsın, mutluysan gülersin. Bu kadar basit. Doğru. Niye bastırayım duygularımı? İnsanlar inanır mısın öyle yapıyor. Evet. Mutsuzken üzülüyor, sevinçli. Ya duyguları bastırmak hiç güzel bir şey değildir. İleride güzel şeyler olmaz. Kızın şey tepkinizi anında gösteriyor musunuz? Gösteririm, direkt temas. Çok. Vay be! Neler neler hayatta. Yani. Bu biberleri de ayıklıyorum. Ben sana bunlar üçlü ya. Evet. Küçük olmuş bunlar. Büyük. Şu üçü 2 tane olsun gibi yapalım mı? Tamam. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anladım. 1,5 yapalım. 1,5 yani birleştirme. Üçü dediniz ya, 1 olsun. 3'ü 2 olacak yani 1,5 olacak. Tamam, tamam şefim. Biraz zor anlatıyorum ama anlatayım. Olsun, ben anlıyorum. Pırıl pırıl ya, kurban oldum. Şimdi, bu biberleri... Bir şey diyeceğim. Söyle söyle. Ama bunlar, bu sözler tek bana özel mi acaba? Aa tabii ki de. Teşekkür ederim. Değil. İyi aşk olsun. Gene de teşekkür ederim. Ne yapayım? Sen hayatında sadece beni mi övüyorsun? Yok ben herkesi övmem. Ne? Övecek ki herkes övülür. Ay ikimiz de dengesiziz çünkü bak. Tabii ki de sana ait değil dedim. Yok hani övmem başkası sadece seni överim deyip övmem herkesi dedim. Övmem canım. Canım övülecek bir durum varsa övülür tabii ki. Ne dururken de övülmez. Tabii. Şimdi çok ben seni yani. Övmem lazım. Tamam mı? Tamam. Bak el becerisi güzel, genç, yetenekli. Kendini geliştiriyor. Her şeyi yapıyor. Aman gelmiş evinde eşine yemek yapıyor. Evet. Eniştesine yemek yapıyor. Kebaplar döküyor. Oh! Tadından yeme. Hiç sorma. Akşama komşuların hiç böyle oturup gümbün yapıyoruz mu? Önceden çok yaptım Tahsin Bey. Hepsinde bir cılk çıktı, bir daha da yapmaz oldum. Mesela? Mesela bak bugün gün, para verilecek ya. Bu işte günün parasını bir gün sonra getirir, 2 gün sonra der, mesaj yazar, bilmem ne yapar. Eşim maaşı alamadı. Sonra şey yapar, gün gününe gelmez. Ya geleceksin ya da vereceksin yani, gönder işte. Gün, adı üstünde.
parayı vermeyin oluyor mu öyle? Yok, ya? Yok, olmuyordu. Bir gün iki gün erteleyenler olur. O da toplu para geçecek eline diye yaptığın evet, şeyi aynen, toplu eline para geçmiyor. Aynen. Başka neler oluyor mesela? Sohbet, muhabbetler. Bak şimdi önce günde şey yapıyoruz. Tamam, hoş geldin, beş gittin. Ay ben dedikoduyu hiç sevmem, hiç sevmem. Hoş bulduk canım, neler yaptın? Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Ortalara doğru ufak ufak başlar. O öyleydi, bu böyleydi. Sonra sonlara doğru, çayın dibine doğru artık kaptırırız kim ne varsa. Ve ben en son çıkarım. Niye? Niye? Her gidende konuşulursa ben en son konuşurayım diye. Çok akıllıyım değil mi canım? Sağ ol. Ama genelde böyledir. Tamam. Şimdi herkes yapmayabilir ama ben kendi bulunduğum ortamı söylüyorum. Diğer ortamlar beni ilgilendirmiyor. Her gidenin arkasından konuşuyorsunuz değil mi? Ben mi? Yok. Hayır, genel olarak diyorum. Tabii canım, dersin yani ayakkabısı kötü anlamda olmasa bile ayakkabısı güzeldi dersin. Evime özendi geldi dersin. Yani mesela benim evime özenip giyinilip gelindiğinde ben çok çok mutlu olurum. Fırın kapın nerede? Şu aşağıda. İyi pijamayla girmedim eve. Kafama tencereyle tavayla vuracaktı herhalde. Mutlu. Tahsin Şef gidince ne diyeceksiniz acaba? Tahsin herkese duyana duymayana belki de muhtarlara bile anons ettiririm ha. Tahsin geldi, evimde çok mutlu güzel vakit geçirdik derim. Ben gelmesi için çaba sarf ettim derim. Değişik yani. Şimdi köftemi alıyorum. Kebabın arasına koyuyorum. Yani yeni dünyanın arasına koyuyorum. Şöyle kapatıyorum. Ve bunu böyle oturtturuyorum. O köfteler biraz büyük değil mi? Evet, biraz büyük olacak. Sebebi de şu, pişerken çektiğinden kaynaklı. Tam böyle içine oturacak böyle pişince. Çok da güzel olacak. Çok güzel. Sonra bu noktada şöyle biberlerimi de kesmem gerekiyor. Şurada bir toplayayım. Bir de çocuklar hani yemiyor ya her şeyi bak. Meyve vitaminini alacak, bun kıyma vitaminini alacak, her şeyi alacak yani. Püf noktası. Çok vitamini. Ön biberin tadına baktın mı? Yok, yemeyeceğim. Niye? Yiyeyim mi? Kıtırdatsaydın sen bilirsin. Acı mı tatlı mı diye bakar anneler tatlı ya. Tatlı canım. Bu arada çariston biberin acısı da varmış. Ben bir kez tükettim onu. Çok şaşırdım. İlk defa duydum ha. Değil mi? Evet, ilk defa duydum. Zumur. Gel bunu yakından çek. Yeni dünya. Köfte, yeni dünya, biber, domates, yeni dünya, kıyma, yeni dünya. Şefim, domatesi koymamız sulu olarak pişmesini rahatlatsın diye mi koyuyoruz? Evet, çünkü bir sosla pişirmeyeceğiz. Araya böyle bir nemlili katması lazım. Gördün. Ne saydım ben? Ne saydım? Yeni dünya, kıyma, yeni dünya, biber, domates, yeni benimki dünya, ne? Kıyma, yeni dünya dedim. Tamam, ben sen yaptım. Yeni dünya, kıyma, yeni dünya, domates, biber, yeni dünya, kıyma, yeni dünya yaptım. Ne fark eder? Önce biber, domatesin önüne gelmesi gerekiyor. Ha, ne püf yani püf ne noktası olur? Yok. Yok. Güzel gözüksün. Ha, sunum olarak. Yani hayatımızın da %90'ını böyle harcamıyor muyuz güzel gözükmek için? Şefim, senin tarafından değil de diğer taraftan sayarsan Fatma Hanım haklı. Ama hep böyle geliyoruz ya. Oradan gel şimdi de. Bir de benim gözümle buradan bak. Düzelttim ama. Eski haline getir. Ve buradan mı sayayım? Say şimdi. Yeni dünya, kıyma, yeni dünya, biber, domates, yeni dünya, kıyma, yeni... Gördün mü? Sen yanlış koydun. Şart değil. Canınız nasıl istiyorsan ben böyle yapacağım. Domates de koydum. Ben şöyle vereyim, siz de o zaman şey yapın, yerleştirin. Bıktık adım ben de. Yok, ben bıkar mıyım? Seni çok seviyorum. Nezaketli bir şekilde değil. Ne uğraşacağım demedi de, diyemedi hayır, de. Hayır. Ona koyayım, sen yap dedi. Beni sevdiğinizi söyleyin her yerde. Bence de. İnsanlar sevdiğini birbirine söylemeli. Evet. Sevmediğin de denginden geçmemeli. Bunu da hiç sevmiyorum deyip göndermeli. Eşinize söyler misiniz? Ben çok sık kullanırım. Seni seviyorum lafını. Ben insanlara seni seviyorum demekten hiç çekinmem. Ve sarılmayı, dokunmayı çok severim. Yani hissettiririm onu. İlk tanıdığım insana bile hissettiririm. Bak, bu çok önemli bir şey ya. Ne kötü insanlar tanıyorum ben böyle. Otur böyle seviyor diyemedi böyle şey yapıyor yani çiçek alıp gelmiyor. Seni seviyorum de kardeşim ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Birini seviyorum demek ne kadar zor olabilir? Zor olabilir. Ne kadar zor olabilir? Yani. Bu kap buna büyük oldu. Olsun, ortasından mı gider? Başka kabın yok mu? Oradan bakalım küçüğü var mı? E bu var. O daha ortasına koyalım o zaman Tarsin Bey. Buna da büyük olacak. Çok o kadar küçüğü yok. O zaman sıralamayı değiştiriyoruz. Tamam. Yeni dünya, biber, domates... Hatta soğan da kullanalım burada. Bak yine yanlış yerde kesiyorsun. Nerede kesmem gerekiyor? Sirke. İşime karışma Zumur. İşime karışma. Herkes kendi işini yapsın. Herkes.
Sen şimdi fırını aç 230 dereceye. Tamam. 230-250 derece arası. Bu arada da ben şu sıralamayı böyle gösterdim zaten. Hepsini tamamlayayım. Fırına atalım. Sonra öbür tarafa geçelim. Hatta biz bunları hızlı hızlı yapalım. Siz de gidin. Gitmeyin. Hiçbir yere gitmek yok. Senin yüzünden hep bu. Bir git gel geldi bana. Hiçbir yere gitmek yok. Ne yapıyorsunuz hemen? Bir yüzünüze su çarpın. Gelin. Biz burada yapıyoruz. Tatlıya geçeceğiz. Daha çok güzel tatlımız var. Tatlı yapacağız mı? Bayağı güzel tatlımız var. Ne, nasıl bir tatlı yapacağız Söylemem. Tahsin Bey? Sürpriz olsun. Bekleyin. Gelin. Oğluşum okuldan gelecek. Dayısı. Tahsin Şef yeni dünyaların içine kıyma harcı koyup kapatarak cam fırına diziyor. Aralarını ise yeşil biber, domates ve kuru soğanla dolduruyor. Ana yemeğimizi yaptık, çorbamızı yaptık, bir de üstüne patlıcanımızı en yassı halinde kızarttık. Bir de dedik ki şu evde bir tatlı yapalım. Ama bu sıradan bir tatlı olur mu? Olur. Yanlış yere olumladın. Olmaz. Olmaz. Beni asla dinlemiyor ama olsun. Süt helvası yapacağız. Süt helvası Bursalıların üzerinde çok düşündüğü ve gerçekten alternatif tariflere asla izin vermedikleri, yapıldığı zaman milliyetçi tavırlarıyla gayet tatlıları savunan ve hayır asla o süt helvası öyle olmaz dedirten bir tatlı. Risk alıyorum. Özür dilerim şimdiden Bursalılarıma sesleniyorum. Birebir orijinal reçete tabii ki de değil. Çünkü reçetesini bulamıyoruz. Nasıl yani? Bursalılar süt helvasının orijinal reçetesini bir sır gibi saklayıp asla vermiyorlar. Ama ben... Aldın mı? Hayır. Alamadım. Keşke alabilseydim. En muadil, en onun gibi kızarabilen, böyle çektiğinizde gelebilen halini yaptım. Un bazlı, nişasta bence kesinlikle kullanmıyorlar. Hatta bu güzel tarifi, yazmış olduğumuz reçeteyi senin şu güzel ses tonundan bir dinleyelim Zumur. Ben de bir tencere çırpma teli çıkartmıştım. Onu önüme alıp tarife yavaş yavaş başlayayım. Sayıyorum şefim. Süt helvası için gerekli malzemeler. 1 litre süt, 100 gram tereyağı, 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilin, 1 adet yumurta sarısı. Üzeri için 3 yemek kaşığı fındık içi. Bu süt helvasını yapıyoruz ya. Yapalım. Ben bunu dedim ki klasik tepsiye dökülür bu. Muhallebi yapıldıktan sonra fırına atılır. Heh, yemeğe kokusu geldi. Bir dakika bekleyin. Hemen. Bursalılar size çok sesleniyorum. Tarifin orijinal reçetesi varsa birinin elinde bana mutlaka yazsın. Yok. Hiçbir yer. Orada yediğim işletmelerdeki süt helvasının bu yok yani. O aynı tadı yakalayamıyoruz. Ama bu da en muadili. Bilginiz olsun. Siz de bir deneyin bunu da. Ben de huy açtığım gibi fırının içine gidesim geliyor. Öyle olunca da ne oluyor biliyor musun? Yüzünü. Gözlerim bağırışıyor. Şimdi bunu buradan nasıl çıkartacağız? Şefin eli yanmaz, tutabilirsin. Of 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 of. Bak bak fokkur fokkur. Ellerine sağlık. Aileme ve bana. Vallahi ellerine sağlık. Bir güzel yiyeceğiz bunları. Bunun yanına bir sarımsaklı yoğurt cacık. Cacık mı yapayım? Bir tane de lavaş al. İçine piyazlık soğanı, azıcık sumak ekşisi, biraz pul biber. Bunun böyle bir kaşından al, bir tabakta ez içine yay. Ne oldu Fatma Hanım? Yıkılma. Yıkılmadım. Hayır. Hayır, bu kokuyla beraber yiyor gibi olup ve bayıldım. İşte böyle lezzetlerimiz insanları. Evet. Bak, o kadar şov yapmayacağım. Allah'ım. Ben bu fırının ısısını 220'de sabitliyorum. Tamam. Şimdi helva yapıp fırına atacağız. Bu helva dediğim gibi tepside genelde yapılır, büyük tepsilerde, fırınlarda böyle taş fırınlarda özellikle üstü güzelce yanana kadar pişirilir. Sonra da kaşık yenir. Evlerde bir tepsi ortada kaşıklarla yenir, işletmelerde porsiyonlayıp maalesef. Fındık versene azıcık Tahsin şefim. Yapma yapma ne olur, hemen hızlıca yapalım hadi. İki tane ya. Ne yapacaksın, yiyeceksin. Evet. Canın çekti. Can çekmiştir yazık. Şekeri var. Evet. Kan şekeri. O balsa bala bandırıp versene. Yumurta sarısı. Az önce saydım malzemeleri. Bal var mıydı orada? Onları mı aklımda tutacağım? Öyle alela de okuyorsun değil mi? Ama başka bir şey olsa cümle püf noktası hemen ezberler bana. Aynı benim cümlelerimi söylersin. Şekeri için atıyorum. Unumu. Bakırlar
görüyorum evde. Burada var, orada var. Ne o bakırlar? Şimdi ben bakırları çok seviyorum. Bakır yemekte de, bakır tencerelerde de yemek yapmayı seviyorum. Sen çayın altını niye açtın? Benim elektrikli ya, geç ısınmasın, hemen sütümüzü yapalım diye, muhallebi hani beklemesin akışkanlığı diye. Kimse elini ona sürmesin diye üzerine de çaydanlığı koydu Fatma Hanım. Tehlike öyle olmasın diye. Bakır da bir de benim babam bakırcıydı. Yıllarca bakırcılık yaptı. Nerede? Oradan geliyor. Memleketten. Fazla rahmetli var mı? Oldu. Yok, Allah rahmetli oldu. Bak bu tabak onun. Aa, evet. Onun anısı var. Evet. Onun olmayan. Diğerleri onun değil. Antep. Güzelmiş. Bunda mesela çok güzel saç kavurma olur. Yok, bu saç kavurmayı taşımaz. Çünkü saç kavurma... Porsiyonlu. Olmaz. Tavsiyem. Çünkü bunun etrafına biz patatesli yapıyoruz ya, yörük usulü patatesli saç kavurma. Siz onu saç kavurma... Evet, benim bizim, yapacağım saç kavurmayı taşır. Olur. Biz çünkü saç, küçük minik saçlarda yapıyoruz sunumu. Fatma Hanım, Tahsin Şef hediye etmenizi istiyor. Bütün çabası o. Veremem Tahsinciğim. Niye? Ay seni mi kırayım ya? Tutarlılık da son nokta. Evet, al canım benim ya. Güle güle kullan. Sen bunlar da ne kavurmalar yaparsın, beni anarsın hem, değil mi? Ama önce saç kavurma olmaz diye yarım saat. Ben de şu çaydanlığı istiyorum. Şu aspiratörün üstündeki. Ver ver. Veriyormuşum. Verin. Veriyormuşum. Yok, veremem onu. Verme. Onun bir arkadaştan hediye o. Vermemenin en kibar şekli budur ha. Toplumda da böyledir. Tost makinesini verin. Al senin olsun. Tamam, hemen paket. Seni mi kıracağım ya? Seni kıracağımı kafamı kırarım ha. Buyur canım. Güzelce ye, iç. Ya. Senin yüzünden evleri bizi geyik getirince her şey saklıyor insanlar. Senden öğrendim. Ben nezaketli bir şekilde istiyorum. Tost makinesine kadar ne ara düştün ya? Ekmeği kızartan makine. Sen çeyizini düzdün, çeyizini. Çeyizim düz. Ben anısı olan, hikayesi olan şeyler istiyorum. Anı ve hikaye... Ne milletin hikayesiyle yemek yiyip? Sana ne milletin hikayesi? Güzel yemeğini yiyeceksin. Hikayesinden bize ne? Hadi acı bir hikaye varsa sana ne, iştahını kapat. Hadi kurban oldum canım. İyi al, tamam. Sen al, evine götür. Ne götüreceğim ya? Tost makine, Allah'ıma şükürler olsun. En güzelini, en kalitelisini aldım. Şimdi, bak kurtardım tost makinanı. Teşekkür ederim. Asla gönül rızasıyla da vermemiş gibi tabii. Senle kesinlikle bir oturalım, bir kahve içelim. Evet. Bir düşünelim bir. Neyi düşünelim? Genel hayatımızı. Hani böyle yapmamız doğru mu? Bence biz böyle yapmamız doğru. Direkt yaşıyoruz hayatı, ne var ki? Dümdüz. Hesapsız, kitapsız. Bak olduğumuz gibi. Neyin yani? Tabii sen evlenmişsin, çocuğun var, eşin var, gayet düzeni kurmuşsun. Sen bir şekilde kabul etmiş, ettirilmiş ve yaşamını bu hale getirmişsin. Vallahi ben halinden de çok memnun ettirdiğim kişide. Yani... Tamam işte, memnun. Çok da güzel gidiyor. Ben... Sena, olur olur. Kısmetin olur, kısmetin açık. Açık değil mi? Evet, şu mavi gözleri çocukken... kim sevmez ya? Şu mavi gözlere bakar mısın? Gel bak. Her bölüm senin mavi gözlerine bakmak zorunda mıyız? Bu kameranın işi bu. Yalnız şefim, 25 yaşına rağmen ne çok kaz ayağın varmış. Bizim oranın kaz ayakları çoktu. Meşhur. Kaz ayağımı savunamazsın ya. Olsun, senin çizgilerin hep öyle derler ya. Yaşanmışlıkların fazla. 25 yaşın mı? Ne var? Çok ömür sığdırdım belki. Doğru. Kimileri geceleri de saymıyor. Ben geceleri de sayıyorum. Çok çalıştım belki, çok çalıştım belki. Evet, çok, gerçekten çok. Bence çok çalıştım. 12 yaşından beri emek veriyorum. Ben de öyle. Ben hayata 1-0 yenik başladım Tahsin Bey. Neden? Şefim. Çünkü benim babam küçükken ben görmeden vefat etmiş. Çok küçüktüm ben. Sağ olasın. Ondan sonra biz işte yaşamın içinde bir baktık ki genç kız olmuşuz. Ben onu karıştırayım. Ay, tatlıyı acılı bir dramla yapıyordum. Unutuyorsun karıştırmaya, pütürlenecek yoksa. Heh. Doğru söylüyorsun. Söyle. Muhallebilerde pütürdü, iyi güzel olmaz. Söyle. Yani öyle işte, hemen hayata adapte olduk biz. Bilemedik, çocuk muyduk, genç kız mıydık, ne oldu? Hemen biz yaşamın içinde ekmek parasını kazanmaya başladık. Öyle, çok çalıştım yani, ben aşırı çalışkan bir kadınım. İlk iş deneyiminiz ne oldu? O dönemde çocuk bakmıştım okurken. Aa. Okuyordum, hem okuyordum. Yarım gün okula gidiyordum, yarım gün çocuk bakıyordum ben. İşte süper. Paranızla yatırım yaptınız mı zamanında? Ben paramla yatırım yaptım, güzel yatırım yaptım. Bekarken ev aldım, içini dayadım, aa, döşedim. Aha. Senin yaşındayken benim evim vardı. Benim teşekkür var. Ederim. Şehri de kim? Hayır, biz Mersin'de. Ben bekarken orada, bir sonradan İstanbul'a geldim.
Eşiniz Sivas'ta mıydı peki? Yok, eşim de... Mersin'de tanıştınız. Evet, evet, orada tanıştık, evlendik. Sonra iş için buraya yerleştiniz. Aynen, iş için buraya yerleştik. Eşiniz kaç mesela, hepsi mi seyahatlere gidiyor? Önceden hep çok seyahatlere gidiyordu. Ben çocuğumu zaten o yüzden yalnız büyüttüm yani. He, babam da öyle mesela. Lojistikle uğraştığı için sürekli dışarıda. Aynen. Ama benim hayatıma dokunan çok iyi, kaliteli insanlar oldu. Beni doğru ve düzgün şekilde yönlendirdiler. Kim mesela? Mesela çocuğumun çocuk doktorumuz çok iyiydi. Hep beni eşin seyahatteyken şey derdi. Sen evde oturma, çocuğunu al, çık, git, yemek ye, dolaş, üzme. O gibi laflar söylerdi. Buradan bir selam gönderebilir miyim? Tabii ki de gönderebilirsin. Ben hayatımda hiç selam göndermedim. Bir tane her zaman dualarımda olan eşimin şefi Saadettin Bey. Aha. Evlenmemizdeki en büyük vesile. Doğru bir iki kelime bazen insanların kaderini çok güzel değiştiriyor biliyor musunuz? Doğru insan demiş eşime. Eşim ona sormuş. Hani işte düşünüyorum Fatma'yla iyi, güzel. O da demiş ki doğru insan. Bak bir kelime insanın hayatını ne kadar güzelleştirebiliyor değil mi? Yani o yüzden ben çok minnettarım. Çok her zaman dualarımda olan Saadettin Bey'e çok da teşekkür ediyorum. Bir de patronuma... Gözün doldu. Evet. Patronumun hanımına teşekkür ediyorum. Sevgi Abat. O da bir kadının, birinin evlenmesine vesile oldu. Evliliğimde birçok şeylerde destek oldu bana. İki insan yani böyle. Maşallah. Güzel. Hayatımdan dokunan insanlar güzeldi benim. Ama bak gerçekten helal olsun. Yani bazı iyilikler böyle... Çekil geri ya. Evet. Yedi fındığın yarısını. Evet hepsini yediniz. Zumur. Aşk olsun Zumur, bunun hepsi bitmiş. Üç tane aldım. Eniştene hiç bırakmadın. Orada devamı. Oh, güzel oldu. Şimdi süt helvasının biraz böyle yapımıyla alakalı şöyle bahsedeyim. Biraz normalde yaptığınız muhallebilerden bir tık daha cıvık olmak zorunda. İki tane fındık yedim, al. İkiye bir sürü geldi, iyi oldu. Ne karlıyız, yine karlıyız biz ama daha. Senin fındığın. Olsun. Kebabı da kaldırsam mı diye düşünüyorum da bir anda kalsın şimdilik. Süt helvası normal yaptığımız muhallebilerden biraz daha kıvamı açık olmalı. Çünkü bu ürün yani yaptığımız fırına gireceği için fırında kaynaması ve üzerinin kızarması gerekiyor. Bu sebeple de fırında buharlaşmayı da hesap ederek ne yapıyoruz? Biraz daha açık kıvamlı yapıyoruz. Verdiğim ölçüler zaten buna öyle yapmanıza sebep olacak. Şimdi bu güzelce kıvam alırken... Mesela hangi sütlü tatlıya benziyor? Pirinçsiz kıvamlı bir sütlaç diyebiliriz. Yani aynı hemen hemen. Çünkü sütün muhallebisinin üstü yanık böyle çok lezzetli hale geliyor. Böyle hani süte çok yakışan bir şey bu. Hatta bunun kızarması da teknik ismi Maillard reaksiyonu. İçerisindeki şekerin açığa çıkarak yanması. Anladım. Yani bu aslında günümüzde sadece fırın ısıl işlemlerde değil. Bir meyveyi, elmayı mesela ikiye böldüğünüzde kesip masanın üstüne koysanız ya da unutsanız hemen karardığını görürsünüz. O da elmanın içindeki şekerin güneşle temas ettiği yani oksijenle buluştuğunda kararması yani renk değiştirmesi diyebiliriz. 2-3 çeşit var buna. Ekmek de Maillard reaksiyonuna bir örnektir. Yaptığımız sütlü tatlıların üzeri kızarması da buna örnektir. Şekerin karamelize özelliği de buna örnektir. Ayrıyeten elmayı kestiğinizdeki kararması da buna örnektir. Bu meyveler için soyduktan sonra 9-10 dakika içinde tüketmen gerek. Yoksa vitamini gider diyorlar. Bu doğru mu? Bu vitamini gidiyor ile alakalı bir durum değil. Bu Maillard reaksiyonu dediğim olay aslında içindeki şekerin renk değiştirmesi. Yani bu yanlış bir şey değil. Bu zamanla olan mesela ciğerlenme diye bir tarif vardır. Armut ciğerlendi derler. Bilir misiniz? İçi kararır armudun. Evet. O da mesela bir Maillard reaksiyonu. Dalında olur bu. Sadece yani armut en tükettiğimiz en gözenekli sebzedir. Ve içine güneş ısısı alır. Zamanla olgunlaştıkça da rengi değişir. Muşmula vardır. Muşmulayı da bilirsiniz. Muşmula da mesela böyle dışı aldığınızda serttir, mayhoştur yerken. Bu arada bu oldu. Şöyle iki çırpıp alacağım hemen ocaktan. Yağını. Pardon. Şu yağını falan da ekleyeyim. Muşmula diyordum, onu da söyleyeceğim. Vanilini de ekliyorum. Şöyle. Şimdi böyle vanilini, yağını da ekledim. Kıvamı güzelce olsun, yağ tamamen erisin içerisinde. Devam edeceğim. Muşmula da mesela aynıdır. Durdukça olgunlaşır ya. Onlar da böyle bir kararma olur, bir olgunlaşma olur. Bu da yemenizi rahatlatır. Yani bir vitamini kaçıyor diye bir durum yok. Bu sebzeden sebze içerisindeki vitamin ve şey dengesine, şeker dengesine göre değişir. Hurmada da aynıdır. Yumuşar gibi düşün. Olgunlaşmak o dediğin kısım. Vitamin kaçmaz. Ha, tabii ki de vitaminin %90'ı kabuğundadır. Onunla beraber tüketin. Ben her şeyde bu böyledir ama domatesde de vesairede de. Çünkü besini tutan içinde zırh odur. Yani onu koruyan şey onun lezzetini koruduğu gibi sizi de korur. Böyle düşün. Çünkü neden? Kimyasal maddeler koyuyoruz. Atıyoruz sebze ve meyve büyürken.
dışının kabuğu da onları koruyor. İçine yani girmesini engelliyor. Günümüzde kimyasal zaten yıkamadan kullanmayın, köyde yapmanız lazım. Kimya gübreler vesaireler de aslında köyde yaşasanız da yıkamadan yemeyin yani bir sebzeyi. Böceğe geçiyor, haşeratı geçiyor üzerinden vesaire ama. Oh! Şu güveçleri alalım mı oraya? Tamam. Şimdi normalde 1 litre sütten 6 tane güveç çıkar ama güveçler boydan boya bazen değişiklik gösterebilir. Bir de yaptığım ürün içine ekstra un, yağ, vanilin, yumurta sarısı gibi ürünler de girdiği için şekerle birlikte içindeki ölçüyü arttırıyorsun. Sadece süt olarak kalmıyor. Bu da gramajını arttırıyor. Gramajı da arttığı için... Ay şu kokuya bak. Bak 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 zor. Şöyle yapayım da. Kıvam bu olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne koyu, ne sıvı, kıvamlı bir halde. Çünkü fırında da bu kaynayacak. Fırının ısısını 250'ye çıkartabiliriz. Ben de şunları şöyle güzelce paydalaştırayım. Ben de tepsi getireyim altına. Evet. Bunu da güveçleri çatlatmamak için, püf noktası güveçler çatlamaması için fırına atarken ne yapıyorsunuz? Güzelce altına su koyuyorsunuz. Bu da güveçlerin kurumamasına ve çatlamasına engel oluyor. Bakın hop. Gerçekten de 6 tane çıktı. Aynen öyle bak. Olabilitesi olsun diye. Şefim altına su koyuyor mu? Neyi? Tepsinin. Evet. Siz yokken söyledim. Siz nereden aldınız o tepsi? İçeri koydunuz. İçeriden. Şimdi alalım tepsiye. Kaç dakika pişireceğiz? Üzeri kızarana kadar. Bunda dakika vermiyorum. En yüksek dereceye alıyorsunuz fırınınızı. Ha, daha büyük yok mu fırında? Yok. Vardı da. Var getirsene bunu ne yapacaksın? Şu an getiremem. O orada dursun bir şey olmaz. Kız. Getiremem. Getirmen lazım. Niye? Bu da var. Köşeye koyayım. Onunla çatlar suya temas etmez. Yok yok hiçbir şey olmaz. Ben bunları kullandım. Bana güvenebilirsin. Mesuliyet kabul etmiyorum. Evet ben de. Sorumluluk ben de. Mesuliyet kabul etmiyorum. Gördüğünüz üzere koyduk. Pişireceğiz. Üzeri kızarınca da servis edeceğiz. Biz de buraları bir toplayacağız. Başlangıçlarımızı. Evet. Ana yemeğimizi güzelce şöyle masamıza koyalım. Koyalım. Maalesef birazdan böyle veda da edeceğimiz kısma. Ay. Niçin? Gelseydin yatılıya kalırdın, gelmiştin o kadar. Sabah akşam yemek yaptıracak bana. Neyse, hemen buraları toplayıp geliyoruz sunum kısmına. İşte Tahsin Şef'in Fatma Hanım ve ailesi için hazırladığı akşam yemeği. Yarım kalan konserve mısır tanelerinin mısır unu, süt ve muskat ceviziyle müthiş uyumu. Sütlü mısır çorbası. Patlıcanın sofralardaki en yağsız versiyonu, patlıcan hamsisi. Bana göre Malta eriği, Tahsin Şef'e göre yeni dünyanın kebaba bürünmüş en lezzetli hali. Yeni dünya kebabı. Ve Bursalıların binbir emekle yaptığı ama reçetesini kimselere vermediği, damaklarda enfes bir tat bırakan süt helvası. Bugün de soframız şahane görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Fatma Hanım. Süt helvamız pişti. Üzerine kırdığımız fındıkları da koyduk. Gördüğünüz üzere her zaman 3 çeşit yapsak da bugün dedik ki 4 çeşit yaparız. Geç kaldım affettirmek için de ama olsun. Gördün değil mi? Gördüm. Çok basit ve kolay ve lezzetli şeyler yaptık. Şefim bir harika. Basit kolay demeye dinledim. Öyle mi değiştireyim? Ya sana kurban olurum. Hızlı, pratik, lezzetli yemekleri yaptık. Dolaptaki malzemeleri değerlendirdik. İster mısır çorbası yapıp hafif, lezzetli yaz gününde içebileceğiniz çok güzel bir çorba. İster patlıcanın en yağsız hali. İsterseniz yeni dünya aldınız. Bundan yemek olur mu diye düşünürken ki yeni dünya kebabı. İsterseniz de bir muhallebinin gelebileceği en güzel ve son nokta olan süt helvası. Evet. Tercih sizin. Biz çok güzel eğlendik ve yemekler yaptık. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok vallahi güldüm. Çok yorum yazdım. Gel 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 diye. İyi ki geldiniz. Çok mutluyum. Fatma Hanımcığım, bu bölüm Tahsin Şef'in övülme bölümü. Biraz daha methedin. Öyle. Şefimin eli çok lezzetli. Tadına baktım çorbanın çünkü. Tadına tuzuna bakalım dediği. Baktım çok eli arada lezzetli. Çok güzel. Elin lezzetine diyecek yok zaten o ama zaman. Enerjisine de diyecek yok. Beni sevdi ben de onu sevdim. Farz oldu tamam. Dur tamam dur sonra bilerek yaptırıyorlar zannediyorlar. Halbuki yaptırmıyoruz değil mi? Hiç. Sana teşekkürümü nasıl dile getireceğimi... Tabii ki de bir şekilde buldum ve bana nasıl? Elim boş geldin diye çok üzülmüştüm. Evet. O yüzden. Zımurcuğum şöyle uzatır mısın? Ama, ama, ama. Şöyle bir evindeki malzemelerini hızlıca yapabileceğin,
elini hızlandıracak, mutfaktaki zamanını bir tık azaltacak ve sana vakit ayırttıracak bir ev robotu. Bu da bizden size bir hediye. O yemekleri beğenmezseniz bunlarla devam edersiniz. Öyle bir şey olmayacak. Bu da çocuğunuza belki çantasına koymak ve yollamak istediğinizde şöyle... Biraz versene bana da. Çok büyük, veremem ya. Misafire hediye getirmişiz, şöyle bırakıyorum. Hemen istiyor, görüyor musun? O zaman siz de böyle eğlenelim. Güzel güzel yemekler yapalım. İçimizi ferahlatalım, evet, diyorsanız. Yapmanız gereken tek şey www.showtv.com.tr adresine girip bizi evinize misafir etmek. Ardımızda böyle güler yüzler, bir de ardında şahane yemekler bırakarak bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben de teşekkür edeyim. Bir sonraki Şef Kapım'da da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bence herkes Şef Kapım'dayı davet etsin. Ekip ve Tahsin çok tatlı. Bye bye. Bye bye. Antep yöresine ait bir kebapmış ama çok güzel olmuş değil mi? Köfte meyledi. Çok güzelmiş. Onu çok beğendim. Yeni dünya. Süper olmuş bence. Aroması çok güzel geçmiş. Yeni dünyada. Tatlı bir tat gelmiş. Pişme ayarı da çok güzel. Şefim Kapımda ekibi ve Tahsin şefim. Evime geldiğiniz için çok teşekkür ederim yeniden. Her şey çok lezzetliydi. Tatlı mükemmeldi. İnanın çok severek, isteyerek yedik ailemizle. Her şey için yeniden teşekkür ederim. Teşekkürler Tahsin.